Engin Ardıç, İçler Acısı. Liberal Demokrat Parti LDP diye bir partimiz var. 6000 bin küsürde üyesi. Kendine bir de slogan uydurmuş. Özgürlüğümü seviyorum. Hani doğadan gelen lezzet ya da motor yağında kalite gibilerden bir reklam sloganı. Halkımız özgürlüğünü sevmiyor olmalı ki bu partinin 1999 seçimlerinde aldığı oy yüzde 0.41. 2002 seçimlerinde aldığı oy %0.28. 2007 seçimlerinde aldığı oy oranı %0.10. 2011 seçimlerinde %0.04. 2015'in Haziran seçimlerinde %0.06, Kasım seçimlerinde %0.06. İstikrarlı bir kuruluş. 2019 seçimleri yapıldığında ne yazık ki bu konuda hiçbir şey yazamayacağız çünkü YSK kararıyla seçimlere giremeyeceği açıklandı. 4 yıldır kongre yapmıyormuş. Bu partinin kurucusu ve ilk genel başkanı bana çok kızar, protesto mektupları gönderirdi. Partisine küçük dediğim için. Yıllar sonra şimdi özür dileyerek düzeltiyorum. Bu parti büyük partidir. O kadar büyük bir partidir ki bu partinin eski genel sekreter yardımcısı iktidara geldiklerinde marihuanayı serbest bırakacaklarını açıklamıştı. Eşcinsel evliliği konusundaki düşüncelerini ne yazık ki öğrenememiştik. Büyük Parti gelir vergisine karşı olmasıyla da tanınır. Gelir vergisinin kişilerden değil yalnızca kurumlardan alınmasını savunur o da çok düşük bir oranda. Fikir belki güzeldi de eski genel başkan kibarca vergi borcu olanlar listesinin birinci sırasında yer alınca işin ciddiyeti kaçmıştı. Dün öğrendik bu büyük partide deprem yaşanmış. Başkan 11 yıldır yürüttüğü görevi bırakmış yerine bir başkası gelmiş. Fakat parti için muhalefet buna tepki gösteriyormuş. Yalnız CHP'de olacak değil ya bunlarda da parti için muhalefet varmış. Yeni başkanın parti içi iktidarı muhalefete kaptırmamak için muazzaa sonucu görevi devraldığını söylüyorlarmış. Neye muhalefet ettiklerini de öğrenemedik ama iktidara yürüyen bir siyasi kuruluşta doğrusu kritik bir süreçtir bu. Fakat seçime giremeyecek olan diğer bir parti DSP'de genel başkanının deyimiyle iktidara yürüdüğü için sonuçta başımıza kimin geleceğini biz anlayamadık vallahi. Yürümekle yollar aşınmadığına göre bol bol yürüsünler. Motorlu taşıtlar kullansalar yolların aşınma tehlikeleri vardı. Görevi bırakan başkan bırakma nedenini basın ve ifade özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının, hür seçimlerin rafa kaldırıldığı bir ülkede siyasi mücadele yapmanın çaresizliği ve yorgunluğu olarak açıklıyor. Ben sizi tercüme edivereyim. Herhalde yorgunluk nedeniyle kongre yapamayan bir partinin kanuna göre seçimlere sokulmaması, hür seçimlerin rafa kaldırılması oluyor. Unutuyordum, LDP 3 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun desteklenmesi yönünde başkanlık divanı kararı almışmış. Anlayamıyorum, böyle pırlanta gibi siyasi partilerimiz varken nasıl oluyor da seçimleri hep AKP kazanıyor yahu? Acaba LDP'liler uzun bacaklı ve kıllarını kesen kişiler de ondan mı? Engin Ardıç, Sabah